Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün yine yeni bir video çekeceğim. Son attığım birkaç video hakkında yorum yapacağım. En son iki video attım Talha Kılıç'la ilgili. Biliyorsunuz, işte natürel midir falan filan gibilerinden. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Hani Instagram'dan veya işte YouTube'da bazı yorumlar geldi. İşte adamı kıskanıyorsunuz. Siz ne biliyorsunuz? Adam yapmış, etmiş falan filan gibilerinden yorumlar geldi. Yorumlara da çok fazla da kızmıyorum yani. Çok fazla değil, hiç kızmıyorum. Herkes istediğini de söyleyebilir. Ahlak sınırları içinde icabında. Yine Talha Kılıcı ben kötülemek için veya yerin dibine batırmak için video çekmedim. Sonuçta Türkiye'de natürelim diye iddia eden ben bir onu tanıyorum veya birkaç kişi daha vardır veya çok vardır benim tanımadığım insanlar falan filan. Adam böyle bir iddiayla çıktı. Zaten onun tutulmasının video çekmemin sebebi de böyle bir sansasyonel olay olduğu için. Yoksa onu yerin dibine batırmak falan değil. Gittik, video çektik. Sağ olsun bizi ağırladı. Efendi, güzel bir delikanlı. Fiziği iyi mi? İyi. Ama ben tabii natural olduğuna inanmam. Kimse de beni inandıramaz yani. Benim de böyle bir hakkım var. Ha, şimdi natural olup olmaması da benim hiç umurumda değil. Teste gitmesi, gelmesi. Ben kimseyi ne teste getiririm ne de peşinden giderim yani. Beni hiç bağlamıyor. Adamın iddiası bu. Çok sıkıntısı olan gider adama ve kardeşim benim kafama takılıyor. Kabul edersen giderim seni test yaptıralım. Diyebilir insanlar. O da kabul eder etmez veya der ki ya bakın işinize kardeşim ben natürelim sikime inanmıyorsanız. Lavuklar da diyebilir yani. Onun da öyle bir hakkı var. Yeter ki ama öyle ama böyle dünya şampiyonu olsun. Natürel yarışmadığında birinci olsun. İstemeyen de şerefsizdir, namussuzdur yani kendi adıma konuşuyorum. Yeter ki olsun yani sonuçta. O şampiyon olacak da benim bir zararım olmayacak veya olmayacak da benim bir karım olmayacak. Onun için ben saygı duyarım. Hele hele bu sporu ilaçlı da yapsa, ilaçsız da yapsa bu spor zor bir spor. Diyet dönemi, antrenman dönemi, stresi var, kılı var, günü var. Aylarca kendini hep kontrol altında tutuyorsun. Ne yedim, ne içtim. Bunlar basit şeyler değil. Yani ben hiçbir zaman şunu da söylemedim. Ya işte kardeşim vur iğneyi 10 numara vücut yap. Öyle bir şey de yok. Ama hormon almadan da şampiyon olman, çok çok iyi bir vücut, büyük bir vücut sahibi olman da bana göre zor. Birçok kişinin de fikri budur yani. Birçok şampiyon da bu ilaçları kullanıyor. Ben YouTube'a girdikten sonra bu itiraf olayları biraz daha fazla arttı. Ya önceden de belki millet öyle böyle diyordu ama benden sonra biraz daha fazla arttı. Yani demek istediğim Talha Kılıç'ta benim hiçbir ya sorunumuz zaten yok da yani böyle çekememezlik onu yerin dibine batırmak. Yani batırsam ne olacak, batırmasam ne olacak? Kaldı ki benim bu antrenörlükten veya bilmem neyden bir kazancım da yok. Ben şimdi uzaktan eğitim diyordum. Ben de bir aralar verdim. Hala daha var birkaç kişi. Ben uzaktan eğitime yine karşı. Yine de olduğunu yap. Hatta bana 10 kişi yazıyorsa bir tanesine cevap veriyorum biraz ciddi olanlara. Çoğunu da hiç okumuyorum bile uzaktan eğitim alan. Çünkü çoğu böyle taşa geçmek için bu mevzuya. Veya hocam işte 50 lira 100 lira verelim. Ben şu anda 300 lira alıyorum. İsteyen alır isteyen almaz kardeşim. Para sizin. Olay böyle arkadaşlar. Bence Talha Kılıç güzel bir delikanlı. Allah yolunu açık etsin. Söyleyeceğim bu. Şimdi gelelim Cem Hoca meselesine. Cem Hoca'yı da mesela 2-3 tane video çektim. Çok eleştirenler oldu. İşte öyle dediler. Ve Instagram'dan bana yazanlar oldu. Falan filan. Şimdi Cem Hoca'yı ben bir gün YouTube'da tanıdım. Kendine yazdım Instagram'dan. Dedim hocam bir video çekelim falan filan. Ne demek dedi. Gel dedi. Gittik Maltepe'ye. Sağ olsun güzel ağırladı bizi. Muhabbetimiz, sohbetimiz yedirdi, içirdi, video çektik, iyi bir hoş oldu, muhabbet oldu, hem gezmiş olduk falan filan. Videoları da iyi kötü tuttu. Yine birileri şöyledir dedi, birileri böyledir dedi.
falan filan dedi. Yani ben şimdi Furkan Er'in mesela hocası diye tanıttım ya. Furkan Er'le bir iki antrenman yapmış kendi söylediğine göre. Tabii o Furkan Er'in hocası derken ya biraz da tutsun diye o şekilde başlık attım. Herkes bir şekilde başlık atıyor ya, biz de öyle attık. Öyle aklıma geldi yani, neyse. Şimdi Cem Hoca bu işi bilen bir insan. Yani ne kadar adam yetiştirdi, ne yaptı, orasını çok da fazla bilmiyorum. Ama bu işi bilen bir insan. Yani Türkiye'de bu işi 1 milyon insan yapıyorsa 900 bininden daha fazla biliyor bu işi. Bence. Yani sonuçta talebeleri var. Biliyorum çünkü. Yani gördüm, bazılarla tanıştım. Adam bu işi yapıyor. Ha, adamın hayatının her kademesinde bilmem. Güzel bir insan. Hatta geçen Başkire'ye geldi benim oraya. İzmit'e. Mesela yedik içtik, helal hoş olsun. Ya illa ben ödeyeyim mesela. Dedim, olur mu abi, yani sen geldin buraya misafirsin. Sen bize masraf ettin. Biz de hesabımız, yani öyle de bir model. Yani ben kötü insan olduğunu zannetmiyorum. Yani siz onun hocalığına değer veriyorsanız, hocalığına değer vereceğiniz, adamın özel hayatı öyledir veya böyledir, nasılsa bilmiyorum. Beni de hiçbir şekilde bağlamaz yani. Ama bu işten anladığı kesin. Veya birileri dese ki ya anlamıyor. Veya benim için de diyorlar mesela. Ya anlamıyorsam anlamıyorum amına koyayım. Yani ne olmuş yani? Anlamıyorsam uzaktan eğitim alma veya beni dinleme yani. Kaldı ki mesela ben sadece sporla ilgili videolarla paylaşmıyorum bildiğiniz gibi. Ama bazen sporla ilgili de Kadir Hoca diyorlar ya amına koyayım. O ayaktan bir şeyler anlatıyor. Ha, ben de bu işi bilir miyim? Bilirim kardeşim yani, birçok insandan yani bilhassa bu işi 2-3 sene yapmış insandan daha iyi bilirim. Biraz kafa patlattık bu işlerde bir ince de olsa, ama ben böyle şeyi çok sevmem. Ben bilirim, ben ederim, ben yaparım, ben işte şöyle hocayım. Cahil, böyle bir şeyi sevmem ya. Bir insan kendine güveniyorsa kendini öz anlatır. Tamam mı? Öz anlatır. Ben hocayım kardeşim, bu işi biliyorum. Özel ders mesela benden isteyen var, birebir ders. Kardeşim bak, şunu şunu yapacaksın. Eğer sen bir, bu vücut bir ayda hiçbir şey olmaz, bedava bana 2000 lira vermiş olursun diyorum. Bazıları vazgeçiyor, bazılarını ben kabul etmiyorum. Çünkü adamın tipine bakıyorum, bundan hiçbir şey olmaz. Ben her şeyi açık açık konuşurum. Belki fark etmişsinizdir videolarımda. Yani bu işten bir geçimim yok. Onun için de bu işte böyle çok sallamaya, milleti inandırmaya da ihtiyacım da yok amına. Yani öyle bir mecburiyetim de yok ya. Adam inanmış, inanmamış. Bana hoca demiş, müezzin demiş. Çok da affedersiniz dalgamda yani. Hiç de beni bağlamaz. Olay böyle arkadaşlar. Yine gelelim şu mevzuya. Bu jokey takipçim vardı benim. Ben bunu Instagram'da paylaştım. İşte hiç spor yapmamış, sadece ata binmiş takipçim diye. Şimdi bu millet dedi ki ya madem senin takipçin niye İzmir'den geldi? Hatta buna daha önce de cevap verecektim de pek fırsat olmadı. Şimdi bu adamlar 5 kişi geldi bana. Benim sattığım salonda antrenman yapıyordum. Beni Instagram'dan aradılar. Ya hocam seni görmek istiyoruz. Bir İzmir'den geldik falan, biz dedi jokeyiz falan. Ne jokeyi lan dedim. Bayağı jokey dedi, abi ata biniyoruz falan dedi. İyi dedim, tarif ettim. Geldiler salona. Adamlar antrenmana gelmedi yani. Veya o salonda antrenman da yapmıyordu o çocuk. O iyi vücutlu olan çocuk yani. Hatta ellerine bir iki meşrubat aldılar. Gofretleri var falan filan. Geldiler orada yiyorlar. Biz de dışarı çıktık. Ben sigara kayıyorum. Onlar sigara da içmiyordular. Biri dedi ki hocam dedi bak, bunun dedi vücudu hiç spor yapma dedi, 10 numara. Bir soyun falan dedi. Videoyu öyle çektik biz ya. Şimdi bu çocuk meşhur da bir jokey. Şimdi ismini hatırlamıyorum işin doğrusu. Hatta benim salonun karşısında bir ganyan var. Ganyan'da da herkes tanıyor bunu. Hani bu at yarışı oynayanlar, ganyana takılanlar hep jokeyleri falan tanır ya. O misal. Şimdi çocuğum bana söyledi ya, abi dedi, ben işte zaten 22 yaşında mı neydi? 21-22 yaşında bir delikanlı. İzmit'e gelmişler. Köseköy'de at yarışı pisti var. Orada birkaç günde de ata biniyoruz dedi. Biz de Türkiye'nin çeşitli yerlerini geziyoruz dedi. İşte İstanbul, Kocaeli, atıyorum Balıkesir, artık nerelere gidiyorsalar. Birkaç gün yarışlar oluyor diyor.
bir alttan inip öbürüne biniyoruz ayağa falan filan. Spor yapmaya vaktim olmadı, yapmadım dedi. Benim dedi yapım bu. Ha şöyle çocuğun durumu var. Atıyorum 1.50 mi boyu, 1.60 mıdır artık neyse 50 kilo, 48 kilo geliyor. Ama vücudu kaslı, genetik olarak da iyi yani. Hani burada şu yok, yani bu antrenman yapıyor da ben onu genetik olarak veya işte spor yapmamış ama böyle bir vücuda sahip olmuş gibi lanse etmedim. Neyse onu söyledim ya. Adam bana ne dedi? Ben dedi spor yapmadım dedi. Ata biniyor. Hani ata bazen de şöyle yorum yaptı. Ya hocam biz de ata biniyoruz. Bizim vücudumuz öyle olmadı. Herkes olacak diye bir şey yok ya amına. Adam ata bindiği için öyle olmadı yani. Yapısı o. O normal bir fabrika işçisi de olsa belki de aynı olacaktı. Veya bir öğrenci olsa yine aynı olacaktı yani. Yağ oranı çok düşük. Kilo da düşük. 50 kilo. Ben de şimdi 60 kiloya düşsem amına koyayım vücutta yağ mı kalır? Kupkuru kemiklerin sayılır. Anladın mı? Olay bu arkadaşlar işin gerçeği. Yani burada dümen mümen yok. Ha, çocuğun söylediği ben dedi spor yapmadım dedi amına koyayım. Yani ne diyeceğim ona dövüp de yani sen niye ulan spor yaptın da yapmadın diyorsun diyecek halim de yok. Bilmem anlatabildim mi? Evet arkadaşlar bu konuyu bu şekilde açıklamış olduk. Bir de son bir mevzuya gireceğim. Şimdi kamyoneti satmayı düşünüyorum. Nakliyeciliği bırakıp YouTube'a biraz daha fazla ağırlık vereceğiz falan filan. Şimdi satıyorum. Normalde piyasası benim arabam 430 bin kilometrede. Ama bir ufak motor yapılmış. Yarım motor yapılmış. 4 lastiği sıfır. 2-3 aylık. Şimdi birine alışveriş yapacağız. Abi dedi ya 150 lira vereyim ona dedi. Dedim abisi 150 lira ne? Hadi o 180 desem yani ben 190 istiyorum ona da. Hadi 175 desen, 180 desen neyse de. Abi işte motoru ne zaman bırakacağı belli olmaz, kıl olmaz, yün olmaz. Oğlum biz dedim 431 olduğu için zaten bu paraya veriyoruz onu. 200 bin olsa ben buna 230 bin lira isteyeceğim amına koyayım. Yani şimdi kurnaz ya biz de dengoyuz. Hani bu memlekette herkes kurnaz. Aptal bulamazsın bu memlekette. Herkes birbirini sikme peşinde. Peki dedim sana ben bunu 130'a versem der misin ki ya Kadir abi bu çok ucuz ya. Ha şimdi o da alıp satma niyetiyle yapan adam tabii ki bundan bir şey kazanacak, ucuz alacak. Bu da kendi de nakliye yapacak güya falan filan. Yani demek istediğim mevzuyu uzatmayayım. Herkes çok çakal. Şimdi bir galeriye koyduk onu sitesine. Satarsak bırakacağız bu nakliye işini. YouTube'da daha fazla gezeceğim. İşte İstanbul, Ankara, Carçurt falan filan videolar çekmeye çalışacağım. Çeşitli insanlarla, çeşitli mekanlarda. Aslında çok da fazla bırakmak istemiyorum nakliyeciyi. Biraz böyle duygusal olaya yaklaşıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, yani bu alım satım işleri, bak bu alım satım mesela emlakçılık, galericilik benim hiç aklımın almadığı işler. Böyle dalga, dümen, sen arabayı satarken 10 numara olur. Alırken abi ya işte böyle bu leştir, kıldır, yündür, 50 türlü. Adam şimdi 4 tane lastik diyorum. Tamam sıfır diyorum bak bu lastikleri alsan 10-12 bin lira. Lastik nedir abi diyor kaç paradır o? Ulan iki kış lastiği 3 aylık. Önleri değiştim. 3-4 ay önce aldım lastikleri. Ben 4 bin liraya aldım lastikleri. Şu anda o lastikler 6 bin lira. Kış lastikleri şimdi 2 ay sonra kış lastiğinin tanesi en az 2-2,5 bin lira. 5 bin lira. Aa, 10-12 bin lira. Ben ona Landa lastik koyduğum zaman amına koyayım sen ona 2-3 ay sonra 3-5 ay sonra 10-12 bin lira vereceğim. Mesela arabanın birçok yerinde ben idarelik falan yapmam sıfır yaptırırım. Ama bu işler böyle gidiyor. Yani burada anlatmak istediğim ne? Nakliyeciliği bırakıp bu işe biraz daha fazla yoğunlaşacağım diye düşünüyorum. Artık nasip. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kendinize dikkat edin.